Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün muhteşem bir bayram tatlısıyla sizlerleyim. Fincanda kadayıf tatlısı yapacağız. Üstelik cevizli olacak. Muhteşem bir tarif. Şimdi hazırsanız hemen malzemelerimi saymaya başlayayım. Kadayıfım var, cevizim var ve şerbet için şekerim ve suyum var. Aynı zamanda birazcık da limon ekleyeceğim. Şimdi kadayıflarımı şöyle 350 gram kadar kadayıf kullandım. Yine malzeme miktarları açıklama kısmında da yazıyor olacak. Kadayıflarımı şöyle tek tek açıyorum. Ben çekimden önce şöyle açtım. Gördüğünüz gibi tel tel oldu. Tereyağım var. Tereyağımı güzelce eritiyorum. Tereyağımı erittim. Kasedeki kadayıfımı alıyorum. Şöyle her tarafına döküyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Şöyle elimizle karıştırabiliriz. Mutlaka tereyağı her tarafına gelsin arkadaşlar. Bol tereyağlı muhteşem bir lezzet oluyor. Güzelce karıştırıyorum. Tereyağımızın değmediği hiçbir nokta kalmasın. Kadayıflarımı güzel bir şekilde tereyağı ile yağladım. Şerbetimi hemen hazırlıyorum ki tatlım pişerken şerbetim de ılımış olsun. Şerbetimin miktarı da yine açıklama kısmında yazıyor olacak. Şekerimi de ekliyorum. Burada yaklaşık olarak bir 3 su bardağı su var. 2-2,5 su bardağı kadar da toz şekeri ekledim. Şerbet için ölçü miktarı da yine açıklama kısmında yazıyor olacak. Şimdi artık şekil vermeye başlıyorum arkadaşlar. Şöyle bir fincan aldım. Fincanla veya küçük kaseyle de yapabilirsiniz. Tepsimi alıyorum. Bu arada şerbetime bir ince dilim limon ekliyorum. Şimdi fincanıma şöyle bastırarak yarısına kadar kadayıflarımı ekliyorum. Tereyağlı güzelce yağladığım kadayıflarımı ekliyorum. Birazcık böyle bastırarak ekliyoruz. Şu şekilde. Daha sonra cevizimi ekliyorum. Böyle cevizlerimi çok fazla kırmadım. Dişe gelsin istiyorum. İrice doğradım. Şu şekilde. Üzerini kapatıyorum. Gördüğünüz gibi hem çok pratik hem de çok lezzetli. Hem de diğer tatlılara göre çok hafif oluyor. Tüketimi de çok kolay oluyor. Kurban Bayramı'nda özellikle biliyorsunuz et falan yiyince böyle bir ağır takdir edersiniz ki bayağı bir yoğun protein içeriyor. Böyle hafif tatlılar size de mutlaka tavsiye ederim. Güzelce bastırdım. Tepsime ters çeviriyorum. Ve ilk tatlımız hazır. Gayet güzel duruyor. Dilerseniz böyle kahve fincanlarıyla da yapabilirsiniz minik minik. Ben birazcık daha büyük büyük, daha çok Nescafe fincanında yapmayı tercih ediyorum. Sürekli bastıra bastıra ekliyoruz. İkinci kadayıfım da hazır. Tekrar ters çeviriyorum. Gördüğünüz gibi tepsimi yağlamadım. Zaten kadayıf yapışmıyor. Tekrar içine ekliyorum cevizimi. Aynı zamanda bu tatlıyı hazırladıktan sonra ve pişirdikten sonra buzdolabında saklayabilirsiniz veya oda ısısında da saklayabilirsiniz. Sarıp sakladığınızda her zaman şerbetini döktüğünüzde yine kıtır ve gevrek olacaktır. Yani önceden de hazırlayabilirsiniz şerbetinizi. Hemen dökmenize gerek yok. Bolca cevizimi de döküyorum. Üzerini tekrar kapatıyorum. Bu işleme tüm kadayıflarımız bitene kadar devam edeceğiz. Bu arada şerbetimi ara ara karıştırmayı unutmamam gerekiyor. Tüm tatlılarım bitti. Hepsine şekil verdim arkadaşlar. Fırınımı da 190 derece ayarladım. Böyle ağır ağır içi komple pişene kadar, çıtır çıtır olana kadar fırında tutacağım. Yine size pişme süresini de göstermiş olacağım. Şimdi artık fırına. Ve kadayıflarım nar gibi kızardı arkadaşlar. Şimdi artık şerbetini vermeye başlıyorum. Şerbetim ılımıştı. Kadayıflarım da fırından çıktı. Şöyle bir 2-3 dakika kadar beklettim. İlk sıcaklığı gitti. Şimdi artık şerbetini verme vakti geldi. Kadayıflarımın şerbetini verdim. Çıtır çıtır oldular ve bir böyle şerbetini çekene kadar 10-15 dakika kadar bekleyeceğim. En son sunumu hazırlayacağım. Ve çıtır çıtır kadayıf tatlım hazır arkadaşlar. Sunumum için tabağa aldım. Şimdi üzerini böyle fıstıkla süsleyeceğim. İnanılmaz lezzetli, mis gibi tereyağı kokulu, çıtır çıtır bir tatlı. Üstelik böyle yedikçe yedirten çok da hafif oluyor. Mutlaka sizler de deneyin. Hem pratik hem de çok lezzetli.
Yanına böyle dondurma veya kaymakla da servis yapabilirsiniz. Benim bayram tatlım fincanda kadayıf tatlısı arkadaşlar. Şimdiden hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca yeni videolarımdan haberdar olabilmek için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada kavurma tarifim de kanalımda yayında. Şuraya ya da şuraya tıklayarak kavurma tarifime de hemen ulaşabilirsiniz. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.